Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Maksimum hız yarışındayız. Çok sevilen bir serimiz biliyorsunuz. Arabalarımızın en yüksek hızını görmeye çalıştığımız harika bir seri. Ve bugün ise yorumlarda çok istenilen Nissan ailesini getirdim. Bakalım bugün Nissan ailesinden neler olacak, çok merak ediyorum ben de. Arabalarını görelim değil mi yakından? Size bu arada favori arabanızı belirlersiniz. Kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız memnun olurum. Nissan Titan'ı izleyeceğiz öncelikle. Bir pick-up araba. Yanında Nissan Juke var. Çok güzel gözüküyor. Burada Nissan Qashqai'yi görüyorsunuz. Çok bilinen arabalardan ülkemizde. Nissan Silvia var burada. Mükemmel bir drift arabası. Ülkemizde yoktur diye düşünüyorum. Nissan GTR. Arabaların kralı diyoruz. Nissan 350Z, Nissan Maxima ve Nissan Micra bizlerle. Benim bugün favorim ya Nissan 350Z ya da Nissan GTR günün birincisi olacağını düşünüyorum. Ama yine de belli olmaz. İzleyelim ve görelim. Thor'la başlıyoruz. Nissan Titan'ı kullanacak Thor arkadaşlar. Çok güçlü bir araba. Şimdi bunun eski gibi durduğuna bakmayın. Pickup diye düşünmeyin. Hızlı bir pickup arkadaşlar. Göreceksiniz. Bizi şaşırtabilir Thor. Haberiniz olsun. Nissan Titan'ı izleyeceğiz. Sizin favori arabanız hangisi? Yorumlarınızı muhakkak yapın arkadaşlar. Bekliyorum. Şimdi Thor'u izleyeceğiz. Hazır mısınız? Allah Allah. 70, 80, 90, 100. Bu nasıl bir hız? Bu kadar da hızlı dememiştim abi. Tamam, hızlı da bu kadar değil. 140 geçti, 150 geçti. Şu an için 160'ı geçti. 170, 180. Bu nasıl bir pick-up ya? Abi tamam, hızlı dedik de bu kadar hızlı demedim yani. 190'ı şu an için zorluyor. 200'ü görür mü? Görür gibi duruyor. Birazcık daha gaza bas. Korkma kaptan diyorum. Korkma Thor. Bas abi, bas korkma. 197'yi gördüm. 200'ü gördüm. 210'u gördük şu an için. Abi bir pick-up 220 ile gidiyor. Şuna bakın. 230. 240'ı görecek gibi. Ve 241 kilometre. Abi böyle bir şey olamaz. 241 yaptı bir pick-up yani bu sonuçta. Tamam hızlı dedim, güçlü dedim ama bu kadar söylememiştim aslında. Thor ne yaptın bu arabaya? 241 kilometrelik inanılmaz bir hız gördük. Şimdi Batman'le devam ediyoruz. İnanılmaz bir hız. Anlatılamayacak kadar yüksek bir hız bir pick-up için özellikle. Bakalım Batman 241 kilometrelik rekoru geçebilecek mi Nissan Juke'la? Güzel bir araba. Böyle hatchback desen hatchback değil, SUV desen SUV değil. Bunlara crossover mı deniyordu? Öyle bir şey yani. Böyle SUV'la hatchback'in arasında kalmış, tam SUV olamamış araba diyebiliriz. Bakalım Nissan Juke neler yapacak? Şu an izliyorsunuz bu arada 140 kilometreyi geçtik şu an için. Batman güzel gidiyorsun da 240'ı bu araba geçemez abi. Abi o pick-up'a bir şey takmışlar, o kadar hızlı gidemez o araba. Onda bir anormallik var, bilmiyorum. Thor ne yaptı o arabaya ama şu an için 158, 159, 160 km ile şu an için Nissan Juke devam ediyor performansına. Bakalım göreceğiz. Yani 241 geçebilir mi? Yok abi, mümkün değil ya. 162. Gördüğünüz gibi 162 km ile şu an için devam ediyor Batman'in performansı. Bakalım. 163'te bittik. Yani abi 163 kilometreyi görebildi. 241'i zaten göremeyeceğini söylemiştim abi. Göremezdi zaten. Gerçekten pick-up. O neydi abi o pick-up ya? Nissan Titan sen ne yaptın öyle? İnanılmaz bir hızdı. Liderliğini hala devam ettiriyor 241 kilometre ile. Demir Adam'la devam ediyoruz. Bugün Recep abi yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dikkat etmişsinizdir. Belki dikkat etmeyen olabilir. Recep abi bugün izinli. Bir günlüğüne izin verdim Recep abiye. Çok yorulmuş araba kullanmaktan. Bugün dinlenecek. Ve şimdi Demir Adam'la Nissan Qashqai'yi izleyeceğiz. 241 kilometrelik rekorumuz var Nissan Titan'da. Bakalım Qashqai'yi geçebilecek mi? Şu an için hızlı bir çıkış yaptı. İkinci viteste 80 km, üçüncü viteste şu an için 90 km. 100'ü geçtik abi. Ya 100'ü geçtik de. Abi gidişinden belli. Bu arabadan 240'lar falan çıkmaz arkadaşlar. Mümkün değil yani. İmkansız hatta. Onu söyleyeyim.
140'ı şu an için göremeden vites attı. Yani 138, 139, 140 kilometreli şu an için Nissan Qashqai devam ediyor performansına. Abi biraz hızlı gitmesi lazım ya. Abi o pick-up'ı nasıl geçecekler bilmiyorum. Gerçekten çok hızlı bir pick-up'tı Nissan Titan Warrior. Baya baya hızlıydı. Diğerleri geçer mi? Şu an geçemiyorlar. Hatta Nissan Qashqai bile geçemedi. Güçlü bir SUV olmasına rağmen. Çok hızlı gitmiyor şu an. Yani birazcık gaza basması lazım. Ama basmıyor. 148'de kaldı şu an için abi. 148 sabit devam ediyor ve 148 kilometre ile finish'e ulaştı. Demir adam hiç basmadın ya abi. Niye basmıyorsun gaza? Örümcek abi, gaza basıyorum ya. Araba gitmiyor gitmiyor. Anlamadım ki. Gerçekten gaza bastım gitmedi. Ya abi 148 nasıl yapabilir Qashqai ya? En az onun 170, 180 hatta 190'ı çok rahat görmesi lazımdı Qashqai'nin. Demir adam. Neyse adam bastım diyor, gitmedi diyor. Yapacak bir şey yok. Hala liderlik Nissan Titan'da 241 kilometre ile rekor devam ediyor. Şimdi evet. Tamam benim bugün favorilerimden değil. Nissan 350Z ve GTR benim favorim bugün ama Silvia da çok hızlı bir araba olduğunu unutmayın. Eski bir araba ama öyle yani yeni gibi gözüktüğüne bakmayın. Çok eski bir araba Nissan Silvia. Bakalım bugün... Yani 200'ü zorlayacak arabalardan çıkışından da anlayacaksınız. İşte vay be, içim açıldı, hızlı gidiyor. 120'yi çok rahat geçti. 130'u çok rahat geçti. 140'ı geçti, biraz hızı yavaşladı farkındaysanız. 150 km ile şu an 4. viteste devam ediyor. 5. viteste 160 km'ye ulaştı Nissan Silvia. Abi olay budur ya. Bak birazcık hızlı araba gördüm, hoşuma gitti yavaşladı. Nissan Silvia. Bas abi. Ve bu da tıkandı. Bu da tıkandı. Bu da tıkandı abi. 170'i göremeyecek gibi hatta. Bu da tıkandı kaldı. Hadi bakayım. Abi bir yerden sonra tıkanıyorlar. 169 kilometreyi gördü ve tıkandı. Ooo suya girdi, hız düştü. Biliyorsunuz suya girdiğinde hız düşüyor ya mesela. Yani burada gördüğümüz hız değil. Finish'ten geçtiğindeki hız önemli. 169'u gördük ama şu an yavaşladığı için kabul ediliniz 164 arkadaşlar. Yani finish'ten geçtiğiniz andaki hız önemli. Yani örnek veriyorum, giderken 300'e bastı araba ama suyun içine girdi, 150'ye düştü. Finish'i de 170 ile geçtiyse 170'i sayıyoruz, 300'ü saymıyoruz arkadaşlar. Son anda finish'ten geçtiğindeki hız önemli. Ve Silvia da maalesef liderliğe ulaşamadı. Hala günün lideri 241 kilometre ile Nissan Titan pick-up'ında. Şimdi ben Micra'yı kullanacağım. Hatchback bir araba, ucuz bir araba, ya ucuz yok artık da ülkemizde, ucuz diyeceğiz. Yavaş bir araba, yani ben bununla hiç görebileceğimi sanmıyorum 240'lar arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ya benim bununla görebileceğimiz 150. Bak 150'den yukarısını göremem, söyleyeyim size. Bakalım basıyorum, bak tamamen gaza basıyorum, full gaz abi, full gaz. 100 km'yi geçtim şu an için. 110'u geçtim, 4. viteste ilerliyorum, birazdan 5 atacağım 130 civarında. 130'u geçtim şu an için. 140'da ben bir vites atsam iyi olur. Evet, şu an için 5. viteste 140 km ile devam ediyorum. 240'ı göremeyeceğimi söylemiştim. Hatta ben 140-150 dedim değil mi sanırım? 150'yi gördüm. Ama 160'ı görecek gibi duruyor arkadaşlar şu an için. Yani 160 km'ye rahat ulaşırım mı? Yok, yine tıkandı kaldı. 153'te kaldık. 154. Şu an 154'te kilitlendik abi. 154 kaldık. Evet, 155. Polis imdat. Tabi numara artık değişti. 112 arkadaşlar, unutmayın. 155, 154, 110. Hepsi bitti. 112 artık tek. Ve 155 ile geçtik. Yani abi 155 Micra için bence yeterli. Abi sonuçta bu hız yapılacak bir araba değil. Bunun hızı 110-120 maksimum. Öyle gideceksin. Daha sonrası sıkıntı, güvensiz olabilir. 155 km ile bitirdim. Abi benim anlamadığım bu pick-up'ta ne var? Thor o pick-up'a ne yaptı abi? 241 kilometreye nasıl ulaştı bilmiyorum ama ulaştı. Ve günün hala lideri, rekoru onda. Şimdi bir eski bir araç izleyeceğiz Baldi ile. Nissan Maxima'yı izleyeceğiz. Eski bir araba, gördüğünüz gibi zaten duruşundan da anlıyorsunuz ama güçlü bir eski araba arkadaşlar. Eski deyime bakmayın. Hızlı. Yani çok güçlü bir motoru var bunun. Bakalım hızını göreceğiz tabii. Maksimum kaç kilometre ulaşacak?
Günün lideri kim olacak? Heyecanla bekliyorum ben de. Ve Baldi şu an için gazladığı 30, 40, 50, 60, 70 biraz yavaş gidiyor ama 140-150'yi görür en azından. 100'ü şu an için gördü. 3. viteste artık 4'e çek şu vitesi. Çek 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 çek. 4. viteste 120 km ile devam ediyor Baldi. Nissan ailesiyle bugün maksimum hız yarışması yapıyoruz. En sevdiğiniz serilerden maksimum hız yarışması. Ve bugün de yine çok sevdiğiniz ve istediğiniz bir araba ailesi Nissan ailesiyle devam ediyoruz. 145 derken vites düşürdü. Şu an için tekrar 145'i gördü ama kırmızıyı yaktı. Muhtemelen 150 civarı bir hızda hızı bitecek diye düşünüyorum. 149, 150'yi gördü. Şu an için Nissan Maxima ve Baldi 151. Hadi abi 160'ı görür mü? Mümkün değil abi. Finişi gördüm. Finişi gördüm. 153 km ile şu an Baldi Nissan Maxima ile 154'ü son saniyede gördüm. 154 km. Abi bu pick-up'ı kim yenecek ya? Adam 241 kilometre yaptı pick-up. Günün en hızlısı pick-up olacak. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Yani o kadar maksimum yarışması yaptık. Hiçbir pick-up'ın bu kadar hızlı olup birinci olabileceğini olduğunu görmemiştim. Hatırlamıyorum ya da. Ama şu an pick-up hala günün en hızlısı. Ama benim favorilerim geldi abi. Nissan 350Z, ardından Nissan GT-R izleyeceğiz. Önce Flash, bakalım kendi gibi hızlı bir şekilde arabayı da uçurabilecek mi? Hazır mıyız? İzleyelim abi, yavaş yavaş yavaş, duramıyor bile. Çok heyecanlı. Duramıyor, hazır mısınız Nissan 350Z'ciler? Flash bas abi. Ooo hızı çıktı, çok kısa sürede 100'ü geçti. Oy vay vay vay, 140, 150, 160, bu araba uçar, bu araba uçar, çok hızlı gidiyor. 200'ü geçti şu an için, 241 rekor vardı biliyorsunuz. 220, 230 rekor gelecek. 241 rekoru kırıldı. Kırıldı, rekor gitti, rekor gitti. 250 oldu şu an için. 4. de 5. viteste 260'a doğru. Abi çok hızlı gidiyor Nissan 350Z. İnanılmaz bir hız. 270'i gördü, yok artık. 280 görür müyüz? 280 görür müyüz? 276 kilometre. Of abi, inanılmaz bir hız. 276 ne demek öyle? Çok ama çok hızlı. Pickup sonunda yenildi. Ben de niye seviniyorsam pickup'ın yenilmesine, ama abi garip geliyordu ya pickup'ın birinci olabilmesi. 276 km ile Nissan 350Z liderliğe geçti. Birinci sıraya oturdu. Şimdi belki de yeni bir birincinin olacağı bir hız testi izleyeceğiz. Nissan GT-R R35 karşınızda. Çok hızlı bir araba biliyorsunuz. Kaptanın performansı muhtemelen 250-300 civarı bir hız olacağını düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. GT-R'cılar izleyin abi. Hop hop hop, çok hızlı gidiyor. Allah Allah, 100 km'yi çok hızlı geçti. 110, 120, 130'u geçti şu an için. 140'ı hızlı bir şekilde geçti. 150 oldu. Biraz yavaşladı diye görüyorum hızını. Biraz yavaşladı. Allah, 160. Su var, su var, su var. Dikkat, 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 dikkat. Allah, abi çok gitti hız. Abi çok gitti hız. Benim beklediğimden yavaş şu an için Nissan GT-R, onu söyleyeyim. Şu an bu arabanın 250-300'ü geçmesi lazımdı çok rahat. Ama maalesef 170'i yeni gördük. 200'ü bile görme şansı bence çok düşük. Yani durum onu gösteriyor. 174. Abi ne yapıyorsun GT-R? Kaptan niye basmıyorsun gaza ya? Oo, 174. 175. Abi Toros geçer seni be GT-R. Kaptanın çok garip bir performansını izlediniz arkadaşlar. Gerçekten çok yavaştı. Gaza tam mı basmadı? Arabada mı bir problem var bilmiyorum ama 175 km gerçekten çok düşük bir hız. Nissan GT-R için düşük bir hız tabii ki. Maalesef 175 km'de tıkandı GT-R ve günün kazananı biliyorsunuz. Evet, çok güzel bir araba. Nissan 350Z, gördüğünüz gibi 276 mıydı? İnanılmaz bir hızla günün lideri oldu. Şurada geçelim abi şunları. Bir de pick-up vardı ki 241 ile ikinci sıraya yerleşti. Helal olsun. Tüm arabaların performansı çok güzeldi. Sizin favori arabanız hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda
Görüşmek üzere.